Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. ünitenin 1. bölümü hakkında konuşacağız. Bu bölümde maddenin tanecikli yapısından bahsedeceğiz. Alüminyum folyo parçasını elinize aldığınızı ve küçük parçalara böldüğünüzü düşünün. Sonra bu küçük parçaları tekrar daha küçük parçalara böldüğünüzü düşünün. Bunun sonucunda ulaştığınız en küçük parça yine alüminyum özelliği taşıyan ve alüminyumu oluşturan parçacıklardır. Bu parçacıklar maddenin yapı taşlarıdır işte. Burada görüyoruz madde ister katı olsun, ister sıvı olsun, ister gaz olsun hepsi nedir? Taneciklerden, küçük parçacıklardan meydana gelmiştir. Bir maddenin tüm kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine işte o elementin atomu denir. O elementin atomu denir. Hep atomdan bahsettik. O zaman bir de bakalım bu atomun iç yapısı nasılmış diye. Burada hemen bir fotoğrafla gözlemleyebiliyoruz. Balonu yünlü kumaşa sürdüğümüzde ya da yünlü bir kazağı çıkartırken çıkan sesler statik elektriğe örnektir. Öyle değil mi? Bu durum atomun iç yapısı için ispat oluşturur. Ne demek oluyor? Demek ki atom içerisinde daha küçük parçacıklardan oluşan, iç yapısı da incelenmesi gereken bir tanecik olduğu anlamına geliyor bizim için. Atomları büyüteç ya da mikroskop gibi araçlarla da görmek mümkün değildir arkadaşlar. Hemen iç yapısını incelemeye başladığımızda bakalım burada iç yapısında. Evet, şimdi atomun iç yapısına bir göz atalım. Atomun iç yapısında merkezde bir çekirdek var. Çekirdek içerisinde protonlar ve nötronlar var. Yörüngede dolaşan bir de elektronlar olduğunu söyleyebiliriz. Bakın protonlar, nötronlar ve elektronları görüyoruz. Pozitif yüklü, şimdi bunların yapısını tek tek inceleyelim. Protonlar pozitif yüklü taneciklerdir. Hemen pozitif yüklü taneciklerdir. Atomun çekirdeğinde bulunur ve proton artı sembolü ile gösterilir. Şu da bizim için önemli. Proton artı sembolü ile gösterilir. Her atomun proton sayısı farklıdır. Bir diğer iç yapısını oluşturan tanecik ise nötrondur. Bakın protonun yanında nötronu görebiliyoruz. Nötronlar atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciklerdir. Kütlesi protonun kütlesine eşittir. Proton N üssü sıfır sembolü ile gösterilir. Yüksüz taneciklerdir. Çekirdeği oluşturan. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında dolanan negatif yüklü taneciklerdir. Elektronlar E- sembolü ile gösterilir. Protondan yaklaşık 2000 kat küçüktür. Çok hızlı hareket etme yeteneğine sahiptir elektronlar. O zaman atomun kütlesi dediğimizde elektronların kütlesi proton ve nötronların kütlesinin yanında ihmal edilecek kadar küçük olduğu için atomun kütlesini çekirdek belirler. Yani atomun iç yapısındaki çekirdek, şurada gördüğünüz çekirdek içerisinde bulunan protonlar ve nötronlar atomun kütlesini belirler. Yörüngede olan elektronları ihmal ediyoruz. Neden ihmal ediyoruz? Hemen bir önceki slaytımıza döndüğümüzde protonların yaklaşık 2000 kat daha küçüğü olduğu için kütlesi çok küçük olduğundan ihmal edilecek durumda bulunmaktadır elektronlar.
O zaman atomun kütlesi için kütlesini hesaplarken atomun kütlesi için proton sayısını atomun kütlesi için proton sayısını ve nötron sayısını baz aldığımızı söyleyebiliriz. Hemen ben bir tablo oluşturdum. Tabloda sembol, yük durumu, bulunduğu yer, kütleleri ve hareketi hakkında bilgi verelim. Şimdi atomun iç yapısında 3 tanecik bulunuyordu. Neydi bunlar? Protonlar, nötronlar ve de elektronlar. Protonu artı yüklü olduğu için P artı, nötronu yüksüz olduğu için N sıfır. Elektron ise E eksi olarak almıştık. Yük durumlarına geldiğimizde protonlar pozitif yüklü, üstündeki yük durumundan da anlıyoruz. Çekirdekteki yüklü parçacıklardır. Ayrıca çekirdeğin yükünü de belirler. Çekirdeğimiz pozitif yüklüdür bir atomda. Nötron ise çekirdekteki yüksüz parçacıklardır. Nötron üzeri sıfır, yani yüksüz taneciktir. Elektronlar ise yörüngede bulunan negatif yüklü parçacıklardır. Bulunduğu yer çekirdek, nötronlar ise çekirdekte, elektronlar ise katmanda bulunmaktadır. Kütlesi nötrona eşittir. Kütlesi nötronun da protona eşittir. Bunların kütle değerleri birbirine çok yakındır. Elektronların ise protonun kütlesinin 1 bölü 2000'i kadardır. Bu farktan dolayı da elektronları kütlede ihmal ettiğimizi söylemiştik. Hareketleri protonların yavaş, nötronların yavaş, elektronların ise yörüngede çok hızlı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Hemen bir X atomu yaptım ben. X atomunda belirlenmiş bazı önemli noktalar var. Bu noktalarda atomla ilgili bilgiler yer almaktadır ve uluslararası bir kabul, geçerliliği olan noktalardır. Her zaman atomun sembolünde sol tarafa arkadaşlar proton sayısı, yani bir diğer adıyla atom numarası yazılır. Hemen onun üstüne nötron sayısı yazılır. Onun üstüne de hemen kütle numarası yazılır. Bakın zaten kütleyi hesaplarken proton ve nötronun beraber alındığını söylemiştik. Elektronların ihmal edildiğini söylemiştik. Burada da görüyoruz. Toplaya toplaya yukarı çıkıyoruz. Bu tarafa ise elektron sayısının yazıldığını söyleyebiliriz. O zaman atomu ortadan ikiye böldüğümüzde, aslında simetrik olarak böldüğümüzde, bir tarafı çekirdek, çekirdekle ilgili bilgiler, bir tarafa da katmanla ilgili bilgiler yer almaktadır diyebiliriz. Kütle numarasından, nötrondan, protondan ve elektrondan bahsettik. Şimdi iyon yükünün ne olduğundan bahsedelim. İyon yükü elektron alışverişi yapan atoma iyon denir. Elektron alışverişi yapan atoma iyon denir. Atomlar, nötr atomlar ve iyonlar olmak üzere iki gruba ayrılır. İyonlar da anyon, eksi yüklü, katyon, artı yüklü olmak üzere gösterilir. Elektron almış deriz anyon için, elektron vermiş deriz katyon için. Şimdi bakalım hemen burada. Nötr halde bir lityum atomu var. Nötr haldeki bir lityum atomu var. Burada 3 tane protonu var, 4 tane nötronu var. Nötr halde ise bir atom, elektron sayısı proton sayısına eşittir. 3 tane protonu varsa yörüngede de 1, 2, 3 tane elektronu olduğunu görüyoruz. Bunlardan birini dışarıya verdiğinde, bakın okula dışarıya verdiğinde, geriye ne kalıyor? 2 tane elektron kalıyor. Çekirdekte 3 tane proton, yani 3 tane artı yük. Yörüngede ise 2 tane elektron bulunduğu için bakıyoruz, protonun yük değeri 3 tane pozitif, elektronun yük değeri ise 2 tane negatif.
O zaman net yük bir tane artı yüklüdür diyoruz. Artı bir tane yükü fazladır. Buradaki fark arkadaşlar proton sayısı ile elektron sayısı arasındaki farktır. Aradaki farktan fazla olanın yük değerini hemen ne yapabiliriz? Buraya verebiliriz. Düşünüyorum şimdi ben böyle bir atom için elektron sayısı mı fazla, proton sayısı mı fazla? Protonsa hemen artı bir yük olarak belirtebilirim. Geldik hemen nötr flor atomu için. Flor atomu içinde 9 tane protonu varsa nötr haldeyken proton sayısı elektron sayısına eşit olmalıdır. O zaman birinci yörüngede 2 elektron, ikinci yörüngede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elektron ne yapıyor? Toplamda 9 tane elektronu var. Nötr flor atomunun 9 tane protonu ve 9 tane elektronu vardır. Bunun için ne yapıyor? Dışarıdan bir tane elektron alıyor. Bir tane elektron aldığında çekirdekte hiçbir değişiklik olmaz zaten. Protonu 9'du. Elektronu ise 10 oldu. Dışarıdan bir tane aldı. O zaman net yükü yani iyon yükü ne yapıyor? Aradaki fark 1. Hangisi daha fazla? Artı yük sayısı mı? Eksi yük sayısı mı? Eksi yük sayısı. Bu nedenle ne yapıyoruz bu sefer de? Eksi 1 yüklüdür diyoruz. Evet, şimdi bir soruyla devam edelim. Atomu oluşturan parçacıklar proton, nötron ve elektrondur. Bunlardan proton pozitif, nötron yüksüz, elektron ise negatif yüklüdür. Buna göre atomun çekirdeğinin yük durumu hangi seçenekteki gibidir diyoruz. Bakalım hemen. Şimdi hemen bir atomu çekirdeğini yapalım. Bu atomun çekirdeğiydi. Atomun çekirdeğinde pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar vardı. Bir de ne var? Yörünge. Yörüngede de negatif yüklü elektronlar vardı. O zaman bana atomun çekirdeğinin yük durumunu sorduğu için şöyle. Atomun çekirdeğinin yük durumunu sorduğu için bana ne demeliyim bununla ilgili? Ne demeliyim bununla ilgili? Atomun çekirdeğinde pozitif yüklü protonlar bulunduğu için cevabımız nedir diyoruz hemen. Cevabımız pozitif yüklüdür demeliyiz. Evet, bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soruda yukarıda verilen nötr X atomunun elektron dağılımına göre demiş. Bu bir X atomu. Toplam elektron sayısı 8'dir. Proton sayısı 9'dur. Kararlı yapıya ulaşmak için 2 elektron alarak katyon olur. Bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Bakalım toplam elektron sayısı demişti. Elektronlar yörüngede bulunduğu için sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. O zaman ne diyebiliriz? Elektron sayısı evet 8'dir. Bu bilgi doğru. Proton sayısına bakalım. Proton sayısı da 9'dur demiş. Çekirdekte herhangi bir şey göremiyorum. Ama soruda bana ne demişti? Yukarıda verilen nötr demişti değil mi? Nötr X atomu. X atomu nötrse ne olmalı? Pozitif yük sayısı eşit olmalı negatif yük sayısına. Yani proton sayısı kadar elektron sayısı olmalı. Elektron sayısını biliyorum 8. O zaman bu da 8 olmalıydı. Bu bilgiye ne demeliyim o zaman? Yanlış. Birinci bilgimiz doğruydu. Bu bilgimiz yanlış. Kararlı yapıya ulaşmak için 2 elektron alarak katyon olmalıdır diyor. Birinci yörüngede 2 elektronumuz vardı. İkinci yörüngede ise 6 elektronumuz vardı. 6. Son yörüngeyi ne yapmalıydı kararlı hale geçebilmek için? 8. Son yörüngenin 8 olabilmesi için dışarıdan 2 tane elektron
bu yörüngeye almalı. Dışarıdan iki tane elektron alırsa buraya ne olacak bu sefer? Birinci yörüngede 2 elektron, ikinci yörüngede 8 elektron olacak ve kararlı hale geçecek. Fakat iki tane elektron aldığında elektron sayısı 8'den 10'a yükselecek. Elektron sayısı yani eksi yük sayısı elektron eksi eşittir 10 tane olacak. Proton sayımız da 8'de. Çekirdeğe müdahale edemiyoruz. Proton sayımız da eşittir diyelim 8. O zaman ne yapıyorduk? Aradaki fark 2. Ve fazla olanın işaretini veriyorduk. Eksi 2. Ama eksi yüklüyse ne demiştik? Anyon. Anyon. Artı yükler katyondu. Eksi yükler anyon. O zaman bu bilgi de yanlıştır diyoruz. Cevabımız nedir? Doğru olan A seçeneğidir diyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.